Buyosunu atarsan buradan çıkarıp attığın anda bunları kuru çöle atmış oluyorsun. Bak karşıda biraz semender kakalı. Evet, Kaz Dağları'ndan geçeceğiz. Fakat Kaz Dağları'nı böyle normal karayolundan değil, farklı bir yoldan geçeceğiz. Behram yolu alt yoldan girip Ahmetçe'den gireceğiz ve 6 tane köyü dolaşacağız ve Kadırga Koyu'na gireceğiz. Şimdi ilk molamızı verdik. Bakın arkadaşlar, gelin buraya, gel. Şimdi bizde semender var mı? Var. Bakın ben size bir tane semender hemen burada. Biraz kırayım. Şöyle suya alacağız, sonra salacağız tabi o. Yakalayabileceğiz mi bakalım? Çıktı. İşte dur, şey yapma, salfayı dolduralım onu. Evet, bizde bu semender var, cüce semender bu. Bakın. Gel, gel. Balık kızdı, kaya. Bu semender var. Bu semender belli bir süre sonra solungaç çıkarıyor. Bir tane var. Daha vardır bunun. Ama bunun yosunlarını falan temizlemişler. Yosunları her temizleyişlerinde bunlara zarar veriyorlardır. Yosunlarla beraber dışarı çıkıyordur. Buradan tırmanabilir mi tekrar emin değilim. Şöyle bakıyorum, temizlemişler burayı. Temizledikleri için muhtemelen bunlar zaten yosunların arasında saklanıyor genelde. Şuradakine değil. Yosunların içinde saklanırken yosunlarla da beraber işte temizleme mantığı aslında yosun pislik değil. Yolu patıyorlar, belli bir yosun kaplıyor. Sonra temizliyorlar burada hayvanlar falan su içsin falan mantığıyla. Ama bu arada bakın böyle çok nadide bir canlıyı, tamam mı, yosunlarla beraber dışarı atıyorsun. Şurada bir sürü yosun yığını var çünkü. Gördüm, temizlemişler. Bu canlıyı dışarı atıyorsun yosunla beraber. Ve burada bunlar ölüyor. Ne yazık ki. Buna dikkat edin. Diyelim. Çok izole bir bölge. Şurada bir herhalde hayvancılık falan yapıyorlar. Temizlenmiş yani, belli bakın. Yosunlar falan yolunmuş. Tertemiz havuz. Ama üstündeki pisliği alın mesela. Bakın şöyle temizleyin. Hadi güzelim sen doğru içerilere. Bak temizlemeyi şöyle yapın. Aha bak. Üstüne dökülen şu şeyleri alın. Şöyle otları ve bu şekilde çerçöp ne varsa onları alın. Ama dipteki yosunları almayın. Yosunlarla beraber bir sürü semenderi, bakın burada semender bulduk. Semenderi de öldürüyorsunuz. Yosun olsun ya, yosun kötü değil ki, daha oksijen veriyor suya. Dolayısıyla buna dikkat edelim. Bu ne? Bak bir tane yosun bırakmamışlar, yolmuşlar ya. Böyle havuz mu olur? Ne varsa kazımışlar temizleyeyim diye. Ama bir sürü ekolojik canlıyı da yok etmişler. Bak orada değil mi? Hmm. Bir tanecik var ya. Nasıl yürüyecek bu şimdi? Hmm. Hani bakıyorum cam gibi su, temiz su. Bir daha bakayım ben yine ama gömmez. Semender gömmez. Yosunun içine saklar. Yosun kalmamış ki saklasın acaba. Yosunları yolarken tamam, onlar da gitmiş. Kurbağa var. Kurbağalar gömüyor. Bir tanecik semender bırak kalmış. Yapmayın. Havuz temizleyeceğim diye. Yosunlar pislik değildir. Yosunlar aksine havuzun oksijenini arttırır. Kaz Dağları'na tırmanıyoruz. Ahmetçe'ye geldik. Ahmetçe'nin eteğindeyiz. Bakın buradaki canlı popülasyonu da incelerken. Evet. Bakın şu arı avcı bir arı arkadaşlar. Avcı arı ama bunu genelde böyle toprağa çukur kazıp bir şeyler gömerken görürsünüz. Ama kendini beslemek için çiçeklerden faydalanıyor. Bu götürdüğü kurtları yavrularına yediriyor. İçine yumurtluyor. Gömüyor onu. Hey hey, bak. Kızdı bana, kızdı. Kızma bana hadi. Bak içine sen. Benden zarar gelmez, ben böcek değilim.
Sen de böcek sayılırsın. Arı da bir böcektir, altı ayaklı. Belki normalde bunu böyle çiçekte falan görmezsiniz. Sabahın erken saatleri şu anda ne yapıyor? Kendini besliyor. Birazdan bu enerjiyle avlanmaya başlayacak ve yakaladığı tırtılları eşdiği çukurlara gömecek, üstüne yumurtlayacak ve evet rahatsız ettik bizi, sen kimsin falan diye bizi bir yoklama çekiyor ama bu çiçekten de dikenden de ayrılamıyor. Bakın ayrılamıyor, bundan beslenecek. Harika bir şey. Şunu yapsana. Dur biraz çekelim seni ya. Evet, inşallah çıkıyordur. Bakın. Şu anda avcı kendini beslemekle meşgul. Süpersin sen kız. Süpersin. Evet, bakın. Nektarla enerjisini alıyor ve bütün gün yanar yangında avlanacak bu. Şoka girmiş tırtılları, özellikle tırtıl. Tırtıl sever bu. Tırtılları böyle sürüklerken falan görürsünüz. Bunlardan. Ve toprağa çukur açar, gömer, üstüne yumurtlar. Bu yumurtadan çıkan larva tırtılı yer. Tırtıl zaten ölmemiştir, daha taze kalır orada. Zombi gibi yatar orada. Sokar tırtılı çünkü. Ondan sonra çıkan larva bu tırtılı yer ve yeterli ebatlara gelince gel, of, gel 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 bakalım seni anlatıyorum işte. Gitti. Tamam. Yeterli ebatlara gelince yuvayı deler çıkar. Evet bakın yine bir çeşme. Çeşmenin adı falan yok. Aa, kurban mı? Böyle ekosistemlerde her zaman farklı türlere hazır olun. Ana kurbağa kakılı içi. Kurbağa kakılı. Havuzun bireyi boşalmış. Çekmişler suyunu galiba. Ne var? Ne yapıyor burada? İyi miyiz? He? Hoppa. Kaz dağlarında yaşıyorsunuz lan. Semender falan var mı? Bak bak bak, burada bir sürü kurbağa vardı. Saklandılar dakikada. Semender var mı diye bakıyorum. Semenderler öyle kendini göstermez. Yosunlar da saklanır. Yosunları... babacana bak babacana. Bu yosunları kurcalamak lazım. Şöyle tutalım. Aa işte bak. Bakın. Anlıyor musun? Semenderler bu yosunların içinde saklanır. Diyorum çünkü ben. Böyle yerlerde olmama olasılığı yok. Şöyle hafiften kurcalayarak çıkmalarını sağlayabilirsiniz. Ama çok ben öbürkünü çok fazla kurcaladım. Bulandı su. Bir tane daha galiba. Yok değil. Semender var yani. Güzel. Şuraya da bakalım. Şu gölge kalıyor, göremiyorum burası. Oh ne güzel yer. Yani semender bulabiliyoruz ülkemizde. Bu sevindirici. Var bir tane küçük gördüm. Kurbağalar vallahi takla atıyor bana. Gel. Bugün resmen semender avına dönüştü. Bakın kurbağa dolu.
Kurbağalar arası bir iki yüz saklandı. Senenler bakıyoruz. Bakın bir tane gördüm. Kurbağa mı şu? Kurbağa çok. E görüyor musun sen de? Adam. Şimdi bunun içerisinde bunları olmuş, yosun mu işte ya? Bunları bu şekilde topluyorlar, temizliyor yosun. Temizleyip atıyorlar. Temizleyip attıkları zaman bunların, makine dokunmuş gibi. Bunların içinde semenderler kalıyor. Evet, leş gibi de kokuyor. Kokuşmuş. Bak bunun içinde semender olma ihtimali çok yüksek. Olmayabilir de tabii. Ama bu şekilde temizlendiği zaman semenderler gidiyor. Ana ne değişik kurbağa duruyor. Şu gözlüğü alsana. Yakın beni götürecek. Aa baksana değil mi? Suyun içinde mi değişik acaba? Yok canım, onlar yeşil olur, yeşil olur. Şey, renk renk olur. Bir sürü kurbağaya bak. Şurada gömülü bir tane görüyor bak. Bu semenderi bir tane gördük. Gel bak. Yosunun içerisinde bak, görüyor musun bak? Bak bir girdi. Bak iki, üç. Bak şu yosunu alıp şöyle attığınız zaman bak. Kurbağa yavruları. Hayır semender bu, şu kurbağa. Bak semender. Bu canlıların hepsini atıyorsunuz ve öldürüyorsunuz. Tamam arkadaşlar, buna dikkat edelim. Havuz temizliğinde bu yosunları yosunları temizliyorum derken bir sürü nadide semender türünü de kurak bir yere atmış oluyorsun. Şöyle yapılabilir. Mesela illa bunu temizleyeceğiniz mi? Alın yosunları kovanın içine atın. Suyun içerisine şey yapsın, semenderler bir dökülsün. Yosunu inceleye ayırın, içinden öyle atın. İlla yosundan kurtulacağım derken. Bakın şu yosunun içerisinde, az önceki yosunun içerisinde onlarca semender. Onlarca da yavru semender vardı. Bu semenderlerde ne yaparsınız? Atmış olursunuz. Bakın, görüyor musun? Şu zıplayan semender mesela. Bak. Bunu alıp attığında bu semender çıktı gidiyor. Millet semender diye deli oluyor. Ama bilmeden bir sürü semenderi ne yapıyoruz? Yok ediyoruz. Kayayı nasıl sarmış? Yıllardır. Gel bak gel. Gel, güneşte daha iyi çıkar. Bak yosunu kurcaladıkça. Benim gölgem açıyor. Yosunu. Bak görüyor musun? Elime çıktı bak. Semenderlere bak. Kakılı. Bak da bak. Bak. Değil mi bak? Bu yosunu atarsan buradan çıkarıp attığın anda bunları kuru çöle atmış oluyorsun. Bak karşıda. Görüyor musun? Semender kakılı. Çok iyi, çok iyi. Süper. Semenderin oluşu beni çok sevindirdi. Kurbağa tamam, kurbağa her ortamda yaşayabiliyor ama semenderler yaşayamıyor. Zaten az. Bir de bu yosun temizliğinde alıyorsun bak. Bunu aldın gittin şuraya at ya, hiç fark etmez. Bu hayvan buraya gelemez. Kurur ölür orada. Yosunlar da ya. Yosunları biliyorum ben. Semender yosun sever. Tamam, bir daha göstereyim. Şimdi kurcaladık içeri kaçtırdı. Karşı duvara gittiler. Bak, karşı duvar dolu. Bak şunları görüyor musun? Bak şurada bak. Hepsi semender bunlar. Bak. Kıvırık kıvır görüyor musun? Şu iribaş kurba. Şu dipte oynaşanlar, şunlar bak. Küçük bunların hepsi semender. Bakın arkadaşlar. Temizleyip atmışlar, görüyor musunuz? Bunlar hep böyle tamamı atılmış. Bunlarla beraber kim bilir? Yeni atılmış aslında. Bu aslında suyun içinde. Orada da suyun içinde. Ama orayı da buradan belki herhalde. Bakalım var mı içinde? İşte bu temizleme esnasında bir sürü semender gitti ne yazık ki. Buradan. Solucan mı? Korkun. Sularda yaşayan bu köy balçık solucan. Şurada balçık ya burası. Ya da orada. Bak. Bunlar da kim bilir
ne semenderler gittiği, bir de çok büyük parça. Şimdi orayı da tıkıyordum yani mecburen. Ya tamam temizlesinler de. Yani bunu işte bir kovaya alıp, o şekilde yapmak lazım. Neyse sulak yere atmış. Kurtlar sarmış ya bak, leş kurtlar onlar. Balçık kurdu onlar. Varsa da ölmüş yani, onun için de tamam semenden ölenler kalmaz. Bunu bu kadar büyük bir parçayı attığın zaman kim bilir kaç tane semender gitti. Ama bunu alıp bir kovanın içine koyup şöyle sallayıp semenderlerin çıkması sağlandıktan sonra atılsa, tamam bunlar pis bir yosundur, bu tıkar her tarafı biliyorum ama semender gibi bir canlıyı ne yapıyorsunuz? Yok ediyorsunuz. Burada bizden bir bilgi olsun. Semenderi çünkü her yerde bulamazsınız. Burada bakın var.